Oradan dönünce. İşte oraya. Buraya mı alalım? Buyur abi. Ses var mı? Ses yok. Bir orada, bir orada. Ben evdeydim, oturuyordum. Telefon geldi, dükkanın kapıları açık dediler. Nasıl açık olur dedim. Kameradan bir baktım, bekçiler var kapının önünde. Ben geldim, ben zannettim kapı sürgülü. Herhalde dedim sürgüyü zorladılar. Ama kilitli olduğu için hafif bir açıklık var ondan. Bir geldim, kapı komple açıktı, arkamdaki kapı. Ondan sonra bekçiler aradı, kameralara bir baktık, 3 kişi. Camın rayını kırıyorlar, raylı sistem. İçeri giriyorlar, 2 dakika falan sürüyor zaten. Alıyorlar, çıkıyorlar televizyon ve laptop. 7-8 bin lira civarı toplam yani. Bir tanesi zaten sistemdi. Üzüldüğümüz o. Sistem bilgisayara gittiği için. Televizyonda bir sıkıntı yok yani, öyle. Zaten bu olayın sebebi koronadan kapalı olmamız. Yani şimdi biz burada bekçi vardı. Bekçiyi gönderdik kapalı olan dükkanda. Boşuna yevmiye vermemek için biz kapıları kilitledik. Yani boşuna yevmiye vermemek için derken, yani gücümüz olmadığı için. Şimdi ne kadar sürede olduğu belli değil. Koronayı fırsat bilip, yani çünkü 11.30'da oluyor bu olay. 12'ye çeyrek kala, normalde bu güzel yalıda 12'ye çeyrek kala en az 2000 kişi olur yani. Çok kalabalık olur. Kimseciklerin olmadığı zaman saatte. Geldiler yani, bizim hırsızlarla işimiz olacak yani. Bu daha bir şey değil bana göre. Bu bir hafta daha, iki hafta daha devam ettiği takdirde yağmalama başlar yani burada. İşte 2 gün önce de yanımızdaki işletmeye girmeye çalıştılar. 4-5 kişi, 18 yaşından küçük. Onları da bekçi yakalıyor. Biz de girdikten sonra burada duruyor bekçiler. Bu tarafta çok takılıyor. Tam kapıyı açıyorlar, girecekler. Tık bekçi yakalıyor işte ikisini. Biri arabanın altına kaçıyor. Yakalanıyor, diğeri falan.